Gece Gündüz'den iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam Gece Gündüz'de manşeti sinemanın gündemine ayırıyoruz. Çünkü sinema severleri olarak İstanbul Film Festivali'nin heyecanını şimdiden hissetmeye başladık. 6 Nisan'da festival kapılarını açıyor sinema izleyicisine. Ve biz de her zaman olduğu gibi öncesinde festival direktörü Kerem Ayan'la sohbet edeceğiz. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Sohbete geçeceğiz. Festivalin programı giderek zenginleşiyor. Yeni bölümler ekleniyor. Bu yılda 210 civarında, 200'ün üstünde film var. Bütün bunları konuşacağız ama hüzünlü bir vedayı da yine birlikte paylaşalım istiyorum. Usta şairi kaybettik. Güneş Topla Benim İçin gibi birçok özel şiirde imzası olan usta kalem Ülkü Tamer 81 yaşında hayata veda etti. Hafta sonu geldi haber. Biz de başsağlığı dileklerimizi iletelim ve onun hayatından da notları sizlerle paylaşalım istedik. Seherye geçip dağlara, güneş topla benim için. Hafızalarımıza yer eden bu şarkının Güneş Topla Benim İçin'in söz yazarı, şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer hayatını kaybetti. Güneş topla benim için. 1937'de Gaziantep'te dünyaya gelen Ülkü Tamer, delikanlı çağlarını İstanbul'da geçirdi. Robert Kolej'den 1958'de mezun oldu. Lise yılları boyunca şiirleri dergilerde yayımlandı. 1954'te kaleme aldığı ilk şiirinin adı Dünyanın Bir Köşesinden Lucia'ydı. Kaleminin başarısını üniversite yıllarında da gösteren Tamer, Gazetecilik Enstitüsü'nde bir süre eğitim gördü. Milliyet Yayınları'nda gazetecilik, çevirmenlik ve yayıncılık yapan Tamer, şiir sevdasını hiç kaybetmedi. O, Cemal Süreya, Edip Cansever ve Turgut Uyar gibi isimlerin yer aldığı ikinci yeni şiir akımının şairlerinden biri oldu. İlk şiir kitabı Soğuk Otların Altında yayımlandığında takvimler 1959 yılını gösteriyordu. Soğuk otların altında büyür çocuklar. Oraya da gitmesek, ey benim yalnızlığım, dediği mısralarına hayatı, ölümü ve insana dair daha birçok duyguyu sığdırdı. Türkiye'deki şiir festivallerinin hiç olmazsa yarısı bu düzeye yaklaşsa. 60'lı yıllar boyunca gök onları yanıltmaz, virgülün başından geçenler gibi pek çok şiir kitabı yayımlandı. 70'li yıllarda kalemini toplumsal olaylara doğru çevirdi. Uyu memik olan uyu. Atlı'nın Türküsü ve Memiye Ağıt gibi şiirlerini Zülfü Livaneli besteledi. Uyu memik olan uyu. 1987 yılında Zülfü Livaneli'nin bestelediği Güneş Topla Benim İçin şiiri tüm ülkede yankı uyandırdı. Ahmet Kaya'nın seslendirdiği Üşür Ölüm Bile ve Gül Dikeni ile Edip Akbayram'ın Ağıt şarkısının şiirleri ona ait. Yarın, 90'lı yıllarda öykü kitapları yazdı. 1998'de Yaşamak Hatırlamaktır adlı anı kitabını, 2003'te oyunculuk dönemi anılarını içeren Bir Gün Ben Tiyatrodayken isimli kitabını yayımladı. Ulusal ve uluslararası yarışmalardan onlarca ödül kazandı. 70'in üzerinde kitap çevirisi yaptı. Bir röportajında sürekli şiir yazan biri olmadığı halde şiiri sürekli yaşadığını söyledi. Mavi ile beyazın iç içe geçtiği, güneşi hiç sönmeyen, şiir gibi bir yerde, Bodrum'da eşi Neslihan Hanım'la birlikte yazlarını geçirdi. Akciğerlerindeki hastalık onu yendiğinde 81 yaşındaydı. Şimdi şairler, yazarlar, çevirmenler ve okurlar yasta. Ülkü Tamer ise bizim için güneş toplamakta. Müzik
Sevgili seyircilerimiz, dün akşam Tema Vakfı ile birlikte gönüllü oyuncu dostlarımızın da katılımıyla ortak bir hedefi gerçekleştirdik ve gecede 60 bin çocuğun doğa eğitimine katkı sağlandı. Umut yeşerten şarkılar özel yayınımız gerçekten bizi de çok mutlu etti. İşte geceden kısa kısa notlarımız. Olmazsan olmaz, gülmez çiçeklerim. Ay ama çok üzücü, olduramadım uykusuz her gece. Çocukların doğa eğitimine destek vermek için Tema Vakfı'na bir söz verdiler. Günlerce prova yaptılar, çalıştılar. Ünlü isimler dün akşam NTV'nin canlı yayınında bir araya geldiler. Televizyon ve sinema dünyasının yıldızları bu kez çocuklar ve doğa için sahnedeydi. İş sanatta düzenlenen Umut Yaşartan Şarkılar konseriyle sanatçılar NTV ekranından destek çağrısı yaptı. 3464'e mesaj atan izleyiciler sayesinde 60 bin çocuğun doğa eğitimine katkı sağlandı. Tema yazıyoruz, 3464'e gönderiyoruz. Boş mesaj göndermiyoruz. Bütün Türkiye ekran başına. Gecenin sunuculuğunu Gülay Afşar'la birlikte Yiğit Özşener üstlendi. Ünlü oyuncular müzik direktörlüğünü Behzat Gerçeker'in yaptığı Endo Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Gece Güldüğü Güldüğü ekibinin performansıyla başladı. Çocuk oyuncuların doğamıza sahip çıkalım çağrısı salondakileri duygulandırdı. Gelecek nesilleri düşünün, tema yazın, 3464'e gönderin ki etrafımızda binalar değil, ağaçlar olsun. Harika. Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin ekibinin Doyulur mu doyulur mu performansı geceye damga vurdu. Doyulur mu doyulur mu, canana kıyılır mı, canana kıyanlar hakkın kulur. Gecenin en ilgi gören isimlerinden biri istek üzerine Bir Günah Gibi şarkısını iki kez söyleyen Serhat Kılıç oldu. Mert Fırat gecenin ilerleyen dakikalarında sürpriz yaparak Serhat Kılıç'ı bir kez daha sahneye davet etti. Eğer bir gün şarkı söylemem gerekir, Serhat'la birlikte söylemek isterim. O yüzden asla yalnız gitmem Serhat'cığım. Mert'le çekebilir misin? Ben sosyal medyayı hiç kullanamadım bugüne kadar. Bu Mert'in anı... çok takipçisi var. Mert'le çıkayım ki şey yapalım. İkilinin doğaçlama söylediği Bir Derdim Var şarkısı da izleyicilerden büyük ilgi gördü. Birce Akalay Ya Rabbi. Defne Samyeli Uykusuz Her Gece. Yorgun Ölesiye. Kadir Doğulu Gafil Gezme Şaşkın. Caner Cindoruk'sa Kaptan şarkılarıyla çocukların doğa eğitimi için destek çağrısı yaptı. Geceye katılan bütün oyuncuların Yonca Lodi ile birlikte Büklüm Büklüm şarkısını yorumlaması gecenin en özel anlarından biriydi. Cem Yılmaz gönderdiği videoyla izleyicilere çağrı yaptı. Doğayı seven, tanıyan, koruyan nesiller yetiştirmek için yıllardır doğayla ilgili eğitimler veriyor. Özcan Deniz ise sahneden müjdeli haberler verdi. Sizlere 40 bin çocuğa ulaştığımızı müjde etmek istiyorum. Ayça Ayşin Turan, Meltem Yılmazkaya, Pelin Akil, Yurdaer Okur, Melis Düzüngüç ve Gizem Karaca gecede şarkı söyleyen diğer isimler arasındaydı. Ve sinemayla devam ediyoruz. Bir yerde festival böyle baharın müjdecisi gibi sinema seyircisi için. Dolayısıyla hani bu yıl yola çıkarken
Biz programın zenginliğinden çok mutlu oluyoruz ama siz nasıl bir hazırlık süreci yaşadınız? Neydi ortak duygu yola çıkarken? Yani biz işte her sene işte dediğin de gibi aslında bizim için yani İKSV için aslında festival döneminin başlangıcı. Evet. Nisan. Önce biz başlıyoruz, arkadan müzik, caz işte öyle öyle gidiyor. Onun coşkusu var tabii. Bu sene kısa filmlerle beraber 200 küsur filme ulaştık. Evet. 198 uzun, 12 de kısa metrajımız var, oldukça fazla. İyi, yani biz mutluyuz bu seneki programdan. Özellikle uluslararası yarışma bölümünden çok çok mutluyuz ama her sene zaten ona çok fazla yükleniyoruz. Çünkü bizim asıl uluslararası bir festival olduğumuz için bizim için en önemli şey o tabii ki. Ama bunun yanı sıra tabii ki Türk filmlerine de evet. Özellikle Türkiye sineması için bir ekranız biz aslında. Yani yurt dışından çok fazla insan geliyor onları görmeye. Onlara da çok önem veriyoruz tabii ki. Evet, bakıyorum yarışma bölümleri gerçekten film seçkilerini konuşmak için de başlı başına bir kapsam oluşturmuş. Hı hı. Ve Ulusal Yarışma Jürisi'nin başkanı Pelin Esmer ve çok da değerli bir jüri var. Aslında kıymetli ellere emanet bu yıl Ulusal Yarışma filmi, öyle kesinlikle söyleyebiliriz değil mi? İşte Gökhan Tiryaki var, görüntü yönetmeni, bir şairimiz var, Küçük İskender var. Bu sene jüride. Oyuncu Selen Uçer var ve de Fransız sinema eleştirmeni Barbara Lola Charrière var. Gayet güzel. Şimdi filmlere bakıyorum. Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler gerçekten kıyasıya bir yarış anlamına gelebilir. Hani bir kısmını görme fırsatım olduğu için de söylüyorum ki hani bugünlerde çokça sözünü ettiğim Kelebekler zaten Sundance'ten ödüllü. O böyle ilk filmler var. Ustaların da filmleri var. 13 filmi evet, var. Evet, yani toplam 13 film. Bu 13 filmden 7 tanesi ilk film. Evet. Bu da çok güzel bir şey çok bizim güzel. İçin tabii ki Türk sinemasının tekrar canlanması yani veya da o canlı devam ettirme amacı olarak oldukça güzel. Burak Çevik'in Tuzdan Kaide bir ilk filmdir. Burak çok genç bir yönetmen. Çocukluğundan beri bilirim bu arada. Berlin'de yaptı gösterimini. Bu arada hem uluslararası yarışmada hem ulusal yarışmada var. Seyfi Teoman ilk film ödülüne de adaylardan biri. Evet, böyle isimler var ve bence bu gerçekten genç yönetmenlerin, genç sinemacıların ne kadar yol aldığının göstergesi öyle değil mi? Öyle, kesinlikle öyle. Çok haklısın. Bir de bizim şimdi uluslararası yarışmamızın bir teması var. Sinemaya yeni bakışlar diye, yeni perspektifler diye. O yüzden de biz biraz daha farklı bir dil kullanan, enteresan bir film aradık. Burak'ın filmi çok iyi oturdu buna. Çünkü gerçekten sadece kadın kastıyla ve farklı anlatımıyla oldukça enteresan bir Türk filmi. Evet, biz de bu yarışın sonucunu merakla bekliyoruz. Jürinin işi zor. Uluslararası yarışma bölümünde 11 film var. Dolayısıyla orada da aslında biz bir anlamda ilk kez göreceğimiz filmlerle değil mi? Evet, yine evet, o heyecanı yaşayacağız. Yani biz bütün sene boyunca dünya festivallerine gidip oradan en iyi filmleri seçip ve de mümkünse hani çok da fazla büyük ödül almış filmler değil ama çok güzel olup da hani bizim daha çok ön plana çıkartabileceğimiz hani İstanbul'dan büyük ödül aldı diyerek hatırlanması için de birazcık uğraşarak öyle filmler seçiyoruz. Evet, burada da çok özel bir seçki var. Elbette sinemada insan hakları yarışması bu İstanbul Film Festivali'ne özgü. Evet, yanlış bilmiyorum değil mi? Evet, biz Örimaj'la ortak yapıyoruz bunu. Evet. Avrupa Konseyi de vardı, artık yok. Örimaj'la devam ediyoruz. Bu sene sanırım 10. yılı bu insan haklarının. Bizim için tabii ki çok önemli ve dediğin gibi dünyada da çok fazla örneği yok. Yani bir festivalin içinde böyle bir ödülün çok örneği yok. Burada da Türkiye'den Kenan Kavut'un ilk filmi Kaçış temsil edecek Türkiye'yi. Orada da oldukça enteresan özellikle Berlin Film Festivali'nde ilgi çekmiş Temple of Havaalanı olsun Styx gibi mesela böyle enteresan filmler var. Bütün bunları konuşuyoruz çünkü bir yandan da ödülleri de önemsiyorum ve aslında gerçekten meblağlar da önemli meblağlar katkı sağlayacak sinemacılara değil mi? Büyük bir motivasyon sağlayacak meblağlar. Yani hem motivasyon tabii ki bunun bir prestiji de var haliyle ama ondan başka da tabii ki bu ödüllerle bir sonraki filmlerine yardım etmek bir şekilde bizim için de çok önemli. Evet, bu hep umutlandıran yanı. Bir başka güzelliği var. Eklenen yeni bölümler ki bu sene festivalin en yenisi Çiçek İstemez adlı bölüm gerçekten olması gerekiyormuş.
İyi oldu. Yani şöyle aslında o senenin hasatına bağlı olarak birazcık değişim var. Bu sene gerçekten içinde çok fazla güçlü kadın karakteri olan, böyle boyun eğmeyen kadın karakteri olan filmler vardı. Bunlardan bir bölüm yapalım istedik ama o bölümün de adı hani işte kadın çiçektir veya işte o tarz şeyler yapmak istemedik. Biraz farklı bir şey olsun dedik. Sağ olsun Ali Taşçıyan yardımımıza koştu. Çiçek istemez yapın. Çok anlamlı olmuş. Çiçek istemez yapın dedi bölümün adını. Çok da güzel oldu. Çok da ilgi gördü bu isimle. Evet. Orada da oldukça güzel filmler var. Yine bir sürü festivalde ödül kazanmış birçok ülkeden film var o bölümde de. Evet, hep güçlü kadınlar kahraman olduğu zaman onu biz önemsiyoruz. Ki bu hep böyle bir şey de var. Yani kadınlara yeterince başrol yazılmıyor kadında. Yani bunlar şikayet vardır. Ama işte bu da ne güzel. Hani bu filmleri de ön plana çıkartmak bizim için de çok güzel tabii ki. Belgesel kuşağını da çok yakından takip ediyoruz. NTV belgesel kuşağı da bizim gerçekten sadece biz olduğumuz için değil, çok ilgiyle takip ettiğimiz bir kuşak. Orada da yine hem yarışması var hem çok özel belgeseller var. Şimdi belgesel yarışmamız ayrı. O sadece yerlere yapılıyor ama uluslararası belgeseller dediğin gibi oldukça güzel filmler. Biz her sene yani belgesellere çok önem veriyoruz zaten. Festivalin olmazsa olmazı belgeseller. Çünkü başka yerde seyretmek zor belgeselleri. Genelde vizyona çıkmıyorlar. O yüzden de ancak festivalde yakalıyorlar. Tabii ki çok meraklıları da var haliyle bu işte belgesellerin. Oradan da özellikle mesela Berlin'den bir sürü film getirdik. Oraya gittik, seçtik ama ondan başka festivallerde de ödül almış, ilgi çekmiş belgesellerimiz olacak orada da. Ve şunu herhalde söylememiz lazım. Biz galaları çok seviyoruz. Sinema seyircisi olarak çok seviyoruz. Çünkü dünyadan en nitelikli filmleri ilk kez görme fırsatı bulabildiğimiz bir mecra. Ben senin özellikle seçimlerini soracağım. Ben de öyle ayrıca kendime notlar aldım ama birkaç filmi Kerem Aya'nın önerisi diye alalım. Ya galalardan mı istiyorsun yoksa genel olarak mı? Genel olsun. Yani galalarda tabii ki çok heyecanla beklenen. Ben kendi adıma galalar kısmının altını çiziyorum. Daha önce de konuştuk zaten. Isle of Dogs var. Wes Anderson'ın Berlin Film Festivali'ni açılışını yapan animasyonu. Çok güzel bir animasyon. Gerçekten çok güzel. Yine orada bu Sebastian Lelio'nun son filmi var. İtaatsizlik. Sebastian Lelio bu sene Oscar aldı. Muhteşem Kadın aldı filmiyle. Yabancı dilde en iyi film. Evet. Onun filmi var. Ondan başka Alman yönetmen Christian Petzold'un son filmi Transit var. Berlin Film Festivali'nde ödül almasa da ilgi çekti oldukça. Ondan başka da ben şahsen biraz önce söylediğim özellikle uluslararası yarışmaya dikkat çekmek isterim. Çünkü gerçekten çok özenle seçim, çok güzel filmler var uluslararası yarışmada. Onları ayırmak istemem ama o bölüme de dikkat derim bir taraftan. Taçminat ne zaman gösterilecek? Taçminat şimdi, Taçminat şöyle, Taçminat Berlin'de altın ayı aldı, dokunma bana. Onun epeyce kopyası de sansasyon yaratmış. Çok sansasyon. Yani Berlin başlamadan önce zaten böyle biraz sansasyonel bir film olduğunu biliyorduk. Gerçekten öyle. Onun kopyası 19'dan önce elimize geçmiyor. O yüzden de dedik ki ya mahrum edeceğiz ya katacağız. Biz de programımıza katmak isteriz altın ayı. O yüzden kattık dedik festivalden 2 gün sonra ayın 19'unda. 3 kere seans koymuştuk. Bitti biletler. Bir seans daha ekledik. Ayın 19'unda şimdilik 4 kere gösteriliyor. Belki yine ekleriz seans, bilemiyorum. Pekala, onu takip edeceğim özellikle. Tamam. Bu arada tamamlayacağım ama birçok özel gösterim ve etkinlik, özel gece var. Onlardan birini, sadece birini söylemek için vakti birini söylemek gerekirse kaldım. Herhalde Arabesk'i söyleyebiliyorum. Çünkü Arabesk'in bu sene 30. yılı ve de bunun şerefine biz Cahide'de büyük bir Arabesk konseri yapıyoruz. Ki Gülden Karaböcek ve Tüdanya gibi çok önemli isimlerin oldu ama onun yanında bizim oyuncularımızın da şarkı söyleyeceği, işte Serkan Keskin, Umut Kurt, Demet Evgay, Melisa Doğu'nun da şarkı söyleyeceği ve de İstanbul Arabesk Project'in de katılacağı bir konser yapıyoruz. 9 Nisan'da. Cahide Müzikol'de. Harika. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Tamam. Festival süresince elbette zaten haberdar ediyoruz izleyicilerimiz. Kerem çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bir kez daha katıldığın için. Kerem Aya'nı uğurlarken müzik sektörüne dair önemli bir haberi hemen duyuralım. Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin yapılan olağanüstü genel kurulunda yeni başkan Candan Erçetin oldu. Erçetin mevcut başkan Gara Mafyan'a karşı 98 oy farkla seçimi kazandı. Candan Erçetin, MSG'nin 13 yıllık başkanı olan Gara Mafyan'a karşı seçimi 429 oyla almış. Ve Candan Erçetin yönetim kurulu listesinde Harun Tekin, Mustafa Sandal, Aslı Gökyokuş, Ozan Doğulu gibi isimler de yer aldı. Bu bilgiyi aktardık ve tamamlarken
Sevgili seyircilerimiz, bir vefat haberimiz daha var. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu bugün hayata veda etti. 81 yaşındaydı. Kalp krizi sonucu hayata veda etti. Başsağlığı dileklerimizle tamamlıyoruz gece gündüzü.